Peygamberliğin gerekliliği. Hiçbir cihette mümkün müdür ve hiç akıl kabul eder mi ki uluhiyet ve mabudiyetin tezahürü için bu kainatı öyle bir mücessem kitabı semadani ki her sayfesi bir kitap kadar ve her satırı bir sayfa kadar manaları ifade eder. Ve öyle cismani bir Kur'an-ı Sübhani ki her bir ayeti tekviniyesi ve her bir kelimesi, hatta her bir noktası, her bir harfi birer mucize hükmündedir. Ve öyle muhteşem ve içi hadsiz ayatla ve manidar nakışlarla tezyin edilmiş bir Mescid-i Rahmanidir ki, her bir köşesinde bir taife, bir nevi ibadeti fıtriye ile iştigal eder bir şekilde halk eden bir Allah, bir mabudu bilhak, o kitab-ı kebirin manalarını ders verecek üstadları ve o Kur'an-ı Semedani'nin ayetlerini tefsir edecek müfessirleri elçi olarak göndermesin. Ve o Mescid-i Ekber'de, hadsiz tarzlarda ibadet edenlere imamları tayin etmesin. Ve o üstadlara ve müfessirlere ve imamlara fermanları vermesin. Haşa, yüz bin haşa. Hem cemali rahmetini ve hüsnü şefkatini ve kemali rububiyetini zişurlara göstermek ve onları şükre ve hamde sevk etmek için bu kainatı öyle bir ziyafetgah ve bir teşhirgah ve öyle bir seyrangah ki hadsiz, çeşit çeşit leziz nimetler ve gayet antika, hadsiz harika sanatlar içinde dizilmiş bir tarzda halk eden bir sani rahim ve kerim hiç mümkün müdür? Ve hiç akıl kabul eder mi ki ziyaretgâhtaki zişuur mahluklarla konuşmasın ve onlara nimetlere mukabil elçileri vasıtasıyla vazife-i teşekküriyeyi ve tezahürü rahmetine ve sevdirmesine karşı vazife-i ubudiyeti bildirmesin. Haşa, binler haşa.